Merhabalar. Bugün de hastanedeyiz ve koronavirüs ile ilgili yeni gelişmeler var. Hasta sayısı artıyor. Biz de bugün merak edilen bir konuyu hakkında konuşacağız. Bu konu nedir? Koronavirüs kalp krizini tetikliyor mu? Kalp yetersizliğine sebep oluyor mu? Bununla ilgili çok sorular geliyor. Bununla ilgili yayınlar da mevcut. Peki bu konu nereden ortaya çıktı? Kalp krizinde kanda artan troponin T dediğimiz, troponin I dediğimiz bir değer var. Koronavirüs enfeksiyonunda artabiliyor. Ya da BNP dediğimiz, daha çok kalp yetersizliğinde baktığımız bir değer var. Kanda artabiliyor ve koronavirüs enfeksiyon olan kişilerde bakmışlar ki bu değerlerde de artış görülebiliyor. Peki bunların artması gerçekten koronavirüsün bir kalp krizine sebep olduğu ya da kalp yetersizliğine sebep olduğu anlamına geliyor mu? Kesinlikle gelmiyor. Şunu söyleyeyim. Akciğer ve kalp birbiriyle bütünleşik çalışan iki organ. Bir tanesinin kötü çalışması diğerini de etkiliyor. Yani bir kişide kalp yetersizliği olduğunda, kalp krizi geçirdiğinde ne oluyor? Akciğerde, akciğer ödemi dediğimiz akciğerde su toplama olayı oluşabiliyor. Akciğer yetersizliğine sebep olabiliyor, sebep kalp oluyor. Tam tersi şekilde ani gelişen bir akciğer yetersizliği koronavirüsün sebep olduğu zatürrede kalp üzerinde bir yük bindirip kalp üzerine kalp krizi ya da kalp yetersizliğine benzer bulgular verebiliyor. Bu kişilerin yapılan anjiyolarında kalp damarlarında bir darlık saptanmamış. Ama eğer koronavirüs enfeksiyonu geçiriyorsanız ve bu değerleriniz yüksekse sizin klinik gidişatınız daha kötü olacaktır. Yani bu şekilde şu anda veriler elimizde mevcut. Peki bu koronavirüs ilerleyip kalpte kalp kribine sebep olabilir mi? Miyokardite sebep olabilir mi? Bununla ilgili de yeni veriler gelmeye başladı. Koronavirüsün bazı kişilerde kalbi enfekte ettiği yönünde bulgular var ama Çin'de yapılan ölüm sonrası bir çalışmada kalp dokusunu incelemişler ve birebir koronavirüs izole edememişler ama iltihabi reaksiyon gözlenmiş. Bu şunu gösteriyor. Vücudunuzun belli bir yerinde ciddi bir iltihap varsa, ciddi bir enfeksiyon varsa o bütün vücuda yayılıp bir septik şok dediğimiz şok tablosuna yol açabilir. Yani akciğerden köken alan bir iltihabi reaksiyon kalbi de tutabilir anlamına geliyor. Bu birebir koronavirüsün kalbe yerleşeceği anlamına gelmiyor. Yani akciğer tutulma olmadan koronavirüs birebir kalbe yerleşmiyor. Bir diğer nokta şu var. Kırık kalp hastalığı ya da Takotsubo hastalığı dediğimiz bir durum. Bu hastalık kimlerde görünüyordu? Çok ciddi stres altında olanlardı, ameliyata gireceklerde görünüyordu. Bu koronavirüs de gerçekten vücut için çok ciddi bir stres, hem psikolojik stres hem fizyolojik bir stres. Bu kişilerde de kırık kalp hastalığına yakalanma riski bir miktar fazladır. Bu kişilerde mutlaka kalp krizine benzer bulgular varsa hem EKG'de olsun hem de ultrasonda olsun kırık kalp hastalığı akla gelmelidir. Sonuç olarak ne söyleyebiliriz? Şuna söyleyebiliriz. Özellikle kişi daha önceden bir kalp yetersizliği varsa koronavirüs enfeksiyonuyla kalp yetersizliğindeki bulgular artabilir. İkinci olarak daha önce kişi kalp krizi geçirmişse, damar sertliği varsa enfeksiyonla beraber, iltihabi reaksiyonla beraber damarlarında zedelenme, yeni bir kriz ihtimali artabilir. Ama birebir koronavirüsün şu anda gidip direkt kalp krizine, direkt kalp yetersizliğine sebep olduğu gösterilmiş değil. Ne yapıyor? Koronavirüsün asıl hedefi akciğerler. Akciğer yetersizliği yapınca sırayla bütün vücutta, diğer organlarda da sıkıntı oluyor. Kalpte sıkıntı oluyor, böbrekte sıkıntı oluyor ve çoklu organ yetersizliği gelişiyor. Peki biz ne yapacağız bu durumda? Şunu yapacağız. En önemli nokta şu. Türkiye'de vaka sayısı gittikçe artıyor ve bugün de baharın ilk günü bu sene ne yapalım? Evimizde karşılayalım. Hijyene dikkat edelim. Kolonya ya da dezenfektanlarla gördüğümüz gibi mutlaka ellerimizi temiz tutalım ve evimizde güzel bir kahve yapalım. Kahvemizi yudumlayalım ve uzun uzun kahve fallarımıza bakalım diyorum. Evet, sağlıkla kalın. Virüsten uzak kalın diyorum. Bu salgın da mutlaka geçecektir. Yeter ki sabredelim diyorum. Hoşça kalın.